ödemeye başlayacak eğer bu tasarı bu haliyle onaylanırsa. Evet, şimdi burada 15. maddede şunu söylemiş, iadesi gereken belgenin iadeye ilişkin tamamlanması gereken tüm bilgi ve belgeler tamamlandığı takdirde olarak 3 ay içerisinde devlet diyor, ben bu parayı size geri ödeyemezsem tecrit faizi oranında faiz ödeyeceğim diyor. Gülmeyelim, ödeyecek faizi bakanlığı, bilgi ve belgeler tamamlarsanız tabii belgeyi alırım da bilgi sürekli söyleyeceği için yani bu tamamlanma süreci de biraz uzayabilir. Hani bir defa da istenecek yazı 4 defa da istenebilir. Dolayısıyla süre biraz uzayabilir. Ama biz burada kalbim maddesini okumakta gelebiliriz. Burası madde böyle. Diyor ki ben de 3 ay içerisinde tüm bilgi belgeleri tamamlarsanız bunu öderim. Eğer benden kaynaklanan bir problem varsa diyor. Ben bununla ilgili tecil faiz olarak da hesaplar faiz olacağım. İnşallah bu dönemde duyuruz diye. Evet, teknokentlerde daha önce yazılı tasarım ve sektörel iş uygulamalarıyla ilgili istisna vardı. Oyun yoktu burada. Oyunu da eklediler. Yani sizin teknokentte oyun yazan bir yazılım firmanız varsa artık o oyunları faturası kesilirken de katma değer vergisine muaf olacaklar. Bunu da söylüyorum. Şimdi devreden kadere iade edilecek miden geldik. Devreden kadere siliyorum ya. Şimdi asıl problem burada. Şimdi devreden kadere işte geçici madde 39'da bahsedilmiş. Diyor ki 32.18 tarihi itibariyle devreden kadirimiz ne kadar sanıyor? 190 hesapta. Bunu ayrı bir hesapta izleyin diyor. Hesabı 198.99 derler ya da 136 denir muhtemelen. Bu hesabı alacaksınız diyor. Sonraki işlemlerde diyor artık bu devreden kadirini bir kenara koyalım. Biz artık hasılat esasıysa hasılat esası değilse normal sistem devam edelim. Yani devreden kadirimiz birikmiş. Stoklarımızı kenara bırakılıyor. Artık biz yeniden bu işlemlere başlayabiliyor. Dolayısıyla devreden kadere silinecek. Şimdi 1-1-2019 tarihinde itibaren ödenecek katma değer vergisiyle iade edecek katma değer vergisiyle bu kavramın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlere göre yapılacak mahsul dışında sonraki dönemde devamımız iade edilmez. Şimdi bu maddeyi nasıl yürüyecekler ben de merak ediyorum. Şimdi biz 136 hesabı yaptık, sonra 190-191 katma değer vergisini yapıyorsak ödenecek kadere çıktıysa ne olacak? Şimdi kırmızıya boyadık, daha doğrusu siyah boyadık aşağıda. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlere göre yapılacak mahsulun dışında. Yani inşallah öyledir. Eğer sizin ödemeniz çıktıysa, bakın o kenara başka bir hesabı aldığınız devreden kadereden stoklarda kullanabilirsiniz diyor. Gibi geliyor. İnşallah böyledir. Tabii bu madde metinlerin tabii yazanların ayrıca tebrik etmek lazım. Hani bayağı bir kullandırıyorlar. Hani sürekli bir şey, hani şüphelisiz böyle mi dedi, acaba böyle mi dedi diye. Bazen biraz önce gösterdiğim gibi gerekçeli yazdığı madde metinleri yazmak da düşünüyor. Bazen de böyle çok farklı da olmuyor. O yüzden burada dediğim gibi yasalaştıktan sonra aslında tebrikle daha çok net bir şekilde görebileceğiz. Evet, şimdi devreden kadere iade edilecek mi, edilmeyecek mi hep beraber okuyalım arkadaşlar. Diyor ki, Maliye Bakanlığı uygun gördüğü zamanlarda mükellefin vergi dersi olan borcuna bakacağım diyor, borcun türüne, tutarına, tahsil kabiliyetine, faaliyetin devam edip etmediğine, hani kazanan firması musallada kapanacaksa, faaliyetin devam edip etmediğine bakacağım, bakarak mahsup ettirmeye, gelir ve kurlar vergisi matlarının tespitine gider olarak dikkate alınmasına izin vermeye, işte bunu da işletme büyüklüklere ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin kaynağına göre vergi incelemesi dışında belirlenecek diğer yöntemlerle yapmaya ve diğer tüm usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Yani ben uygun görürsem, siz de uygunsanız, işletme büyüklüğünüz, çalışan sayınız, akli büyüklüğünüz, bilmem ne, bu iadeyi yapacağım diyor. Dediğim gibi bunların hepsini sadece yapmaya yetki almış. Yani şu an devreden kadere iade olacak mı olmayacak mı kimse bilmiyor. Yani bu madde metninden hiçbir şey anlayamazsınız. Çünkü sadece tamam son 2 yılını vereceğim, şöyle yapacağız, böyle yapacağız ama kime vereceğim, ne zaman vereceğim belli değil. Uygun göreceğimiz tarihte diyor. Yani bunu 2023'te uygulayabiliriz, 2023'te bu diğer hesabı alacağız ya, ne zaman isterse o zaman iade edebiliriz. Evet, şimdi eğer burada uygun gördüğü bir rakam varsa, yani Maliye Bakanlığı 200 bin lira iadeniz var, 75 bin lirasını sen iade alabilirsin derse,
siz de bu iadeyi eğer talep etmezseniz, almazsanız 75 milyonu gider yazamazsınız diyor. Yani gidin burası yapamazsınız, iade almazsanız eğer gider de bu yazmanıza izin verme diyor 17. maddeyi. Evet, 18. madde. Yeminli mal müşavirlerin en sevdiği madde, en çok sevdiği madde. Diyor ki, Maliye Bakanlığı beyannamelerin imzaladıkları dönemde müşterilikler ve sınırlı kaybıyla iadeye dayanan teşkil edilen rapor düzenlendirmeye, bu kapsamda rapor düzenleyeceği serbest borsalı mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve hazan tutarları tespitlerini uygulamaya ilişkin usul esasları belirleme etkilidir diyor. Şimdi yani Türkçesi şu, yine aynı şey, her mali müşavir olacak. Yani mali müşavirlere bu iade etkisi veriliyor diyor ama şunu söylüyor. Nitelikler ve şartları uyguluyorlar. Yani alınacak nitelikler ve şartlar. Şimdi bu muhtemelen işte 5 yıllık 10 yıllık mali müşavirin kendisi saçma olur. Çünkü niye saçma olur? Mukadeyi yukarıya okursanız diyor ki beğenmelerin imzaladıkları dönem ve mükelleflerin sınırlı kaynaklı kaydı. Yani diyor ki buna ne sen sadece kendi mükellefinin sende olan bölümün iadesini yapabilirsin diyor. Eğer bana bu yetki iadesi bu iadeyi nasıl alacak mükellef? Alamayacak. Dolayısıyla burada bir sınırlama koyması çok doğru olmaz. Yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık mali müşavirlik yapanlar gibi bir madde teklifi beklenmiyor. Ama şu olabilir, tam o zamana kadar bu tasarı değişmez. Yani bu haliyle onaylanırsa diyelim. Şu var, şunu söyleyebilir belki. Yani 100 kez artıca suçtan ya da disiplin cezası almamış mali müşavirler diyebilir. Yani o zaman böyle bir tehlike şartlar alabilir. Ama onun dışında süre şartı ya da mali müşavirlerle ilgili ekstra bir şart koyarsa bu sefer yukarıdaki cümlede sıkıntı olur. O zaman benim mükelleflerim, ben eğer cezalandırırsam, yani buranın sen iade alamazsın dediği an benim bütün mükelleflerim iadesi ne başkası da alamaz. Niye? Çünkü benim imzaladıklarımı sadece ben alabilirim diyor. O yüzden burada disiplin suç alanla tabii öyle bir şey madde gelirse tabii o da o mali müşavir için ciddi bir sıkıntı oluşturabilir. Buradaki en önemli tabii gebelerin aslında korktuğu, çekildiği yerde kırmızı olan yer iade türlerini belirlemeye diyor. Şimdi hep ne deniyor? Diyor ki işte devreden KDV ile alakalı diyor. İade türlerini belirlemeye diyor. Hani devreden KDV ile ilgili bir madde bulunuyor. Yok. Hani bunun ne olacağı ile ilgili şu. İade türlerini de belirlemeye Maliye Bakanlığı yetki almış. Ha bu sefer bunu kullanmaz ayrı bir konu. Her an kullanmaya hazır. Yetkiyi aldı. Diğer iade türlerinde de birçok işlemleri mali müşavirlerin yapmasına izin verebilir. Evet, mali müşavirler kararlı iadeleri düzenleyebilir mi? Çok da güzel, düzenler. Bazı arkadaşlarımız maalesef işte şey diyorlar ya, işte raporun doğruluğundan sorumludur. Buradaki müşterek ve mütesensiz sorumluluk var, amansız yapmayın falan deniyor. Kusura bakmayın ama şimdi yeminli mali müşavirlerin ne kadar hani bu işi dikkatli ve özenli yaptıklarıyla mali müşavirlere bakarsanız, hani aslında işin içinde mutfağında olan biz de o yemeği nasıl yaptık, ne diye biz biliyoruz. Hani bir problem varsa diye ne diye biz biliyoruz. Hani çok yeminli mali müşavir, tabii ki biz birlikte çalışıyoruz ama bu işlerin detayını bilen, bu işlere hakim olan mali müşavirler. Dolayısıyla bizim zaten büyük ölçüde hazırladığımız bir raporu hani bir şekilde şemaya sokmak bizim çok daha basit yapabileceğimiz bir işlem. O yüzden hani bazı arkadaşlar mali müşavirler bu işleri yapamazlarmış. Bunun için daha büyük tecrübeye gerek varmış gibi. Hani yeminli mali müşavirler demeyelim buna da Ankara ve Adem odaları diyelim. Bu odalar maalesef talihsiz ve saçma açıklamalar yapmış durumda. Ne demiş? İfadeye baktık. Sonra da biz öyle demek istemedik. Siz yanlış anladınız değil. Anlamadı, evet, anlamıyorsunuz bile diyorlar. Özür kabahatlarından büyük. Özel uzmanlığın yanında yüksek ahlak ve tecrübe sahibi olması gerekir diyor. Bu iade işlemlerini herkes yapamaz diyorlar. Yani mali müşavirler o zaman terse veriyoruz. Yeminli mali müşavirler yüksek ahlak oluyor. Mali müşavirler farklı mallarla ilgili işleri geliyor. Sonra diyor ki yok diyor, öyle söylemedik, yanlış anladınız. Şu cümleyi okuyup bir daha kendiniz yazdınız. Cümleleri tekrar bir dönüp okusun arkadaşlar. Ne anlatmaya çalıştık burada? Çok merak ediyorum. Ve bunu diyor ki işte özel bir tecrübe gerektiriyormuş.
Yani daha da kötüsü, başarılı ve dürüst bir şekilde devlete yük olmadan yerine getirmiş, devletin de mükellefleri bugüne kadar haklı güvenini kazanmış, kamu görevlisi yeteneklerine ve ehliyetine sahip olmayan kişilere verilecek yetkiler, ileride telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına sebep olacaktır der deyip, sonra da biz mali müşavirlere bir şey demedik diyorlar. Şimdi o zaman iki tane soru soracağım sevgili yeminli mali müşavirlerimize. Madem çok doğru ve dürüst yapan yeminli mali müşavirlerimiz, niye sokaklığından, kasaklığından faydalandı sizin mükelleflerimiz? Niye faydalandı? Hani o zaman bunu konuşmak gerekmiyor mu? Yüksek ahlaka sahip, tecrübeli, kamu görevlisi demiş. Parayı kamu görevlisi kamu da alır. Kamu görevlisi nasıl oluyorsunuz? Özelden paralı kamu görevlisi olamıyor musunuz? Hani bir kamu görevlisi değilsiniz. İki, mali müşavirlerden ahlak bakımından ya da diğer şartlarda herhangi bir şekilde daha üstün değilsiniz. Ha biz bir iş, tabii ki yeminli mali müşavirlerin hepsi için söylüyorum. İki tane oda başkanına özellikle söylüyorum. Bu yazıyı yazanlara daha çok söylüyorum. Hani durup dururken mali müşavirlerin yeminli mali müşavirlerin arasında aşmamış bir mantığı yok. Hani böyle bir saçma yazıya da gerek yok. Bildik olaylarda maalesef sorumlu olduğunda hareket edip, doğru sağlıklı hareket edip, doğru şeyler yazmak, yazdığından önce okumak gerekiyor. Hani bu işin ucu nereye gider, nereye gitmez, bunu mutlaka değerlendirmek lazım. Yoksa kalkıp da böyle bir şeye gerek yok. Siz deyin ki, ne bileyim mali müşavirler, işte şunu söyleseler daha mantıklı olabilir. Mali müşavirler kendi tuttukları defterin iadesini yapmaları doğru değildir dese, tamam dersiniz. Kişi kendi tuttukları defterin iadesini vermesi doğru değildir dersiniz. Hani bunun üzerine kürtürtük gelebilir. Ama şimdi böyle bir açıklama, ne bu yememe odalarına yakışıyor, ne de hani bize böyle bir saçma ithamda bulunmaları doğru bulmuyoruz. Hani bunu da muhtemelen düzelttiler gerçi. Daha da kötü düzelttiler, bu da aynı bir konu ama özür dilemek bir erdemdir. Bunlardan olduğunu biliyoruz dediler ama özür dilemediler, bu da aynı bir konu. Ama mümkünse tabii ki bu iki oda başkanında istifa etmesi bizim için güzel bir sonuç olur. Şimdi onlar doğrulu sorumlu olduğu için vergi kontrolünü tam tasdikle yapıyorlar zaten. Ama şu var, hani diyorum ya, hani bu bizim görevimizdir, bunu mali müşavirler yapmamalıdır, biz yapmalıyız derler, burada gider açıklarlar ama bu yazı baştan aşağı saçma bir yazı. Diyecekler ki biz saçmaladık, dolayısıyla da bunu da düzeltmenin yolunu bulacaklar. O yüzden bu konu inşallah biz size düzelttiler çünkü hani kalkıp da hem siz bunları bu şekilde yazacaksınız. Sonra da biz birlik beraberliğe en çok ihtiyaç olduğunu bilmemeliyiz. Tabii ki birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olan görevdeyiz. Ve biz 105 bin kişiyiz. Yani dolayısıyla da öyle hani birileri kendini yukarıdan bakıp 105 bin kişiye yukarıdan bakarsanız hani öyle bir şey çok mümkün değil. Yani biz de çok güzel yazılar yazarız, ederiz ama biz de bir şey mali müşavirin yeri ayrı, yeminli mali müşavirin yeri ayrıysa herkes yerine göre hareket edip herkes bir şey yapmalı, parasını kazanmalı. Ama en ufak bir şeyde bugüne kadar başkanımızdan toplantılarında söylüyordu. Yani 80 üzerinde yeminli bulamalar, yeminli mali müşavirin gelmiş. Bundan sonra da mutlaka gelecektir. Dediğimiz gibi sadece bu iki oda başkanına bu sözlerimiz, yoksa yeminli mali müşavirlerle ilgili bir problemimiz yok. Evet, interaktif vergi dergisi biliyorsunuz tebliğ yayınlandı. İnternet vergi dergisi açıldı ama birçok yerde daha henüz şey değil, hali hazırda çalışıyor değil. Bununla ilgili de çok kısa hemen bahsedeyim. İnteraktif vergi dergisi malum şey yapabiliyorsunuz, kendi mevcut kullanıcı şifrelerinizle girip burada zaten internet vergi dersiyle ilgili post cihazlarıyla ilgili detaylar alabiliyoruz. Mükellefin borcu yoktu, mükellefin yasası gibi birçok işlemleri buradan takip edebiliyordunuz. Burada ekstra olarak hani benim gördüğüm şu var. Banka hesapları ve taşıtlar üzerinde bir haciz varsa bu hacizleri artık bu sistem üzerinde görebiliyorsunuz. E-tebligat sisteminde buradan yazılı olarak içeride internet üzerinden talep edebiliyorsunuz. Uzlaşma talebinde bulunabiliyorsunuz. Özelliği talep edebiliyorsunuz. İşe başlama bildirimleri artık buradan yapılabiliyor. Adres değişiklikleri yine buradan yapılabilecek.
İşi bırakma bildirimi buradan yapılabilecek. İzaha davet müessesesi kapsamında izahta artık burada bulabileceğiz. Bolu izaha davet yazısını getirip buradan e-mail üzerinden cevap verebiliriz. Vergi dönem değişikliği işte aylık muhtasar, 3 aylık muhtasar gibi dönem değişiklikleri buradan yapabileceğiz. Muhtasar değerlendirme verilmeyeceğine dair bir cevabımıza gerek yok. Bu devrede sayımlar işlemleri için genel derece, yani artık tüm dilekçeleri, tüm işlemleri internet ortamından yapabileceğiz. İnternet vergi belgesi sayesinde. Ve bunlarla ilgili kağıt ortamında da dilekçe vererek yaptığımız tüm işlemler elektronik ortamda verilecek. Bu elektronik ortamda verilen, yapılan tüm işlemlerde kağıt ortamında verilmiş gibi sayılacak. Yani ülke olarak aynı şey. Yani bir daha biz bunu internetten başlattık ama gidip kağıt olarak bir daha versek, yani tüm usulü yapmaya gerek yok. Hani garanti olsun, bir de kağıt olarak verebilmemize gerek yok. Bunların tamamı da burada verilmiş olabilecek arkadaşlar. İnteraktif belgeler dediğim gibi şu an sistem açılmış ama birçok yer daha aktif değil. Hani ama nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını ben hatırlatmak için koydum sunuma. Sunum burada sona erdi. Çok teşekkür ederim. Biraz hızlı yaptım, çok fazla vaktinizi almadım ama sorular varsa sorudan alabilirim. Buyurun.